Bu videoda sana zihin yapısının hayatınızdaki rolünü anlatmak istiyorum. Yani ne kadar büyük bir ehemmiyeti var, bunu anlatmak istiyorum. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen, sadece kafa yapını değiştirerek, düşünceni değiştirerek veya zihin yapısını değiştirerek ne kadar hızlı bir şekilde başarılı olacağını yaşayacaksın. O yüzden bu video belki senin hayatında en önemli, seyretmen gereken bir video. Çünkü eğer bu zamana kadar başaramadıysan, hedefine varamadıysan, arzu ettiğin yere gelemediysen, belki bu videodan sonra çok daha hızlı bir şekilde arzu ettiğin hedefe, başarıya veya bolluğa kavuşacaksın. Dolayısıyla bu videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Sabırla. Şimdi şu anda insanlar zorlu bir zaman yaşıyor değil mi? Herkesin sıkıntısı var. Bilhassa iş insanlarının çok problemleri var. Hesap ödemede zorlanıyorlar. Elemanların maaşlarını ödemekte zorlanıyorlar değerli arkadaşlar. Yıllar önce böyle bir vaka yaşamış, borcun içine boğazına kadar girmiş bir iş insanın başına gelen hikayeyi size anlatmak istiyorum. Bu olay Amerika'da olmuş, New York'ta. Artık batmış, borcu o kadar çoğalmış ki nefes alamıyor. Maaşlarını 3-4 ay ödeyememiş. Ve kendini New York'ta meşhur bir park var biliyorsunuz. Şurada yüksek binalardan bir tanesini aşağı atlayacağım ama son olarak kendime biraz zaman ayırayım, biraz düşüneyim diyerek bankta oturmuş ağaçların arasında çok dertli, düşünceli ve iflas etmiş bir iş insanı düşünün. Şu anda iş insanıyım diyen, ticaretle uğraşan, yanında elemanı olan insanlar genellikle bu problemleri yaşıyor. Bakış açısını değiştirerek neler olabileceğini göreceksiniz. Bu adam bankta otururken, üzgün bir halde dururken yanına yaşlı bir adam geliyor. Diyor ki, evlat neyin var? Seni bu kadar derin düşündüren şey nedir? Niye böyle üzgünsün? Diyen yaşlıya hikayesini anlatıyor. Başına neler geldiğini, ne kadar vergi borcunun olduğunu, elemanlara maaşları ödeyemediğini, alacaklarını alamadığını, artık hayattan tat alamadığını söylüyor ve niyetinin yüksek bir binadan aşağı atlamak olduğunu söylüyor. O yaşlı adam diyor ki, bak evlat, değer mi diyor ya? Pes etmeye değer mi? Ben sana yardımcı olacağım diyor. Şöyle ki, ben buranın en zengin filanca kişinin babasıyım diyor. Buranın New York'ta en zengin olan filanca kişinin babasıyım. Sana yardımcı olmak istiyorum. Sana ne kadar para lazım diyor. O anda o iş insanı diyor ki, bana şu anda 500 bin dolar, yarım milyon dolar yeterli. Tamam, benim oğlum çok zengin, ben de zenginim. Ben sana çek yazayım diyor. 500 bin dolarlık çek yazayım. Senden ricam, tam bir sene sonra borcunu bana geri ödemen lazım. Tekrar bu saatte tam bir sene sonra burada buluşalım. Tamam mı diyor, ben sana güveniyorum. Tabii batmak üzere olan o iş insanı birden şaşırıyor ya, çok minnettar, çok mutlu bir şekilde, motivasyonlu bir şekilde teşekkür ediyor. Oradan ayrıldıktan sonra o iş insanı harekete geçiyor. Asıl yapması gereken neyse oraya fokuslanıyor değerli arkadaşlar. Her seferinde söylüyorum ya, hokus pokusu bırakın, işinize odaklanın. Ve işine odaklandıktan sonra cepte o çek var. Yavaş yavaş işleri toparlamaya başlıyor ama bir türlü o çeki bozdurma fırsatı olmuyor. Aradan bir ay geçiyor. İki ay geçiyor. Borcu kalmıyor adamın artık. Sonra alacaklarını alıyor tabii. İşleri toparlıyor. Satışlarını çoğaltıyor. Aradan bir sene geçiyor değerli arkadaşlar. Ve bu adam hala çekini bozdurmuyor. Bakın, o paraya hiç ihtiyacı olmuyor. Sadece bakış açısını değiştirerek, zihin yapısını değiştirerek, hiç o parayı
bozdurmadan, bolluk bilinci yaşayarak, bakın tekrar toparlamak istiyorum. Bolluk bilinci varmış gibi, tamam, var, çek var cebimde ve bu bolluk bilinciyle, bakış açısıyla, kafa yapısıyla işine odaklanıyor. İşini büyütüyor, katlıyor, kazancını arttırıyor. Full motivasyonla bir sene sonra diyor ki ya hiç cebimde durdu, hiç bozdurma fırsatım olmadı. Ben bunu çeki geri vereyim diyerek aynı saatte aynı yere geliyor değerli arkadaşlar bir sene sonra. Ve orada beklerken saat 3-5 dakika geçiyor, gelen giden yok. Fakat orada hızlı hızlı telaşe ile koşan beyaz önlüklü bakıcılar görüyor. O bakıcılar bu adama yaklaşıyorlar, iş insanına. Diyorlar ki bu kişiyi biz kaybettik de onu arıyoruz. Burada dolaşıyor yaşlı bir amca. Ben onu tanıyorum, onu bekliyorum diyor zaten. O diyor huzur evinde kalıyor ve kayboldu. Biz onu arıyoruz, buralarda dolaşıyor. Peki o kim diyor? O filanca iş adamın babası değil mi? Yok diyor, o herkese aynısını söylüyor. Herkese de sahte çek veriyor. Yoksa o bizim huzur evinde yaşlı bir amca. Siz öyle diyorsunuz ama o benim hayatımı değiştirdi. Benim hayatıma bolluğu getirdi. Bakış açımı değiştirdi, düşüncemi değiştirdi. Ve ben onun sayesinde işimi 3 katına, 4 katına çıkarttım. Ve bütün borçlarımı bitirdim. O amca sayesinde diyor değerli arkadaşlar. Bakın bu olmuş bir vaka. Sadece bolluk bilinciyle, kafa yapısıyla olur mu bu işte? Evet oluyor. İspatladı değerli arkadaşlar. Hayat bunu ispatladı. Bunları belki sizler de yaşamışsınızdır. Her zaman sizi engelleyen bir şey vardır elbette. Tam adım atıyorsunuz. Aslında %100 kazanacaksınız, başaracaksınız. O adımdan sonra ikinci adım gelmiyor. Sizi tutan bir şeyler var. Peki nedir o? İşte o bakış açısı. Kafa yapısı dedikleri şey. Zihin yapısı, düşünce yapısı. Sizi geçmişte yaşadığınız, belki duyduğunuz bir cümle frenliyor. Belki öyle yetiştirildiniz. Belki parayı insanların arasında konuşmak ayıptır cümlesiyle sürekli paraya, mala, mülke, bolluğa düşman oldunuz. Dolayısıyla iki yakanız belki ondan dolayı bir araya gelmeyebilir. Belki başarınızı engelleyen şeyler bu tür düşünce kalıpları, kafa yapısıdır. Onu biz bilmiyoruz ama sen düşünce yapını, kafa yapını, zihin yapını, düşünme şeklini değiştirdiğin an, biraz önce verdiğim örneğe göre, o zaman gerçekten başarılı oluyorsun. Gerçekten gece rahat uyuyabiliyorsun. Gerçekten bolluk bilinciyle hayatına bereket katıyorsun. Zengin gibi düşünüyor, zengin oluyorsun değerli arkadaşlar. O yüzden sen de elbette arzuladığın hedeflerin vardır. Vardır yani, bu herkesin hedefleri vardır. Başarmak istediği bir şeyler vardır. Bu meslek hayatı olabilir, finansal konu olabilir, sağlık olabilir, aile huzuru olabilir. O hedefe varamamanın mutlaka ve mutlaka geçmişte yaşadığın veya duyduğun sadece bir kelime ile veya sadece beynindeki bir ayardan dolayı o hedefine varamıyorsundur. Belki gözünde çok büyütmüşsündür bu zamana kadar. Ya ben bunu hiç çözemeyeceğim diye düşünüyorsun. Dur. Fakat ben şunu tecrübe ettim. O kadar da abartılacak gibi zor değil aslında hayat. Sadece şurada bu kadar değiştirilmesi gerekiyor. Belki 1-2 saniye sürüyor değerli arkadaşlar. Bir vida gibi düşünün. Onu değiştirdikten sonra, o bakış açısını değiştirdikten sonra, biraz önceki hikayedeki gibi, adamın hayatı nasıl değiştiyse senin de hayatın değişir. Ama şunu değiştirmen lazım. Şurada, tamam mı? Şurada bakış açını, kafa yapını, zihin yapını, düşünce şeklini, birçok ismi olan onu değiştirmen lazım. Her şey kafada başlıyor, kafada bitiyor çünkü. Bunu artık kafana koy sen de.
Birilerini suçlamayı bırak. Tamam mı? Artık sorumluluğu al ve harekete geç. Burada seni tutan ne olduğunu bilmiyorsan, bak bilmiyorsan, kendin bulamadıysan, o zaman bizimle iletişime geç. Bu kadar basit. Biz analiz yapalım. Bir ön görüşmede analiz yapalım. Seni frenleyen şeyler nelerdir? Neler yaşadın bu zamana kadar? Senin bolluk yaşamana engel olan şey nedir? Hangi cümleyi kullandın? Hangi emin olarak iddia ettiğin büyük cümle neydi acaba seni frenleyen? Hani büyük konuşmalar var ya, neydi? Onu biz analizde anlıyoruz. Yani ön görüşmede analiz yaparak anlıyoruz. Seni engelleyen ne ise onu buluyoruz. Bizim özel programlarımıza katılan arkadaşlar çok kısa sürede kafa yapısını değiştirerek, bakış açısını değiştirerek, duygularını, düşüncelerini değiştirerek arzuladığı hedeflere vardılar değerli arkadaşlar. Sen de eğer seni engelleyen problemi bulup beyin yapını değiştirerek arzuladığın hedefe varmak istiyorsan bizimle iletişime geçeceksin. Hemen videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu doldurup gönderiyorsun. Gönderdikten sonra arkadaşlarımız seni arayarak birebir bir görüşme yaptırıyorlar. Bir online görüşme. Bu ön görüşmede ben sana adım adım ne yapacağını, hedefine varmak için ne yapacağını anlatırım. Bununla beraber hemen şimdi harekete geç. Videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla. Bu zamana kadar bize abone değilsen abone olup bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Ve bu videoyu başkalarına da gönder lütfen. Hoşça kal.